Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Nikah Masası Bölüm 4. Rektör istifa nidaları yankılanıyordu üniversitenin kampüsünde. Tüm öğrenciler ayaklanmıştı. Son yaşanan olay ile birlikte herkes öfkesini kusuyordu. Üniversite öğrencilerinden bir tanesi bölüm hocası tarafından tecavüze uğramış, rektör de mağdur öğrencinin yanında değil, suçlu hocanın yanında yerini almıştı. Tüm ülke bu haber ile ayaklanmıştı. Bu yapılan insanlığa sığmayacak, ahlaksızca bir davranıştı. Hiç kimse bu iğrençliğin yanında yer alamaz, olayı örtbas edemezdi. Bedenime dokunma, kadın istismarına hayır. Kadınla erkekli öğrenci grupları slogan atmaya devam ederken, sivil polis ekipleri kampüsün girişinde sıralanmış, öğrencilere müdahale etmek için emir bekliyorlardı. Mine, Deniz ile kol kola girmiş, kalabalık grubun en ön saflarında yer almıştı. Yıllarca üvey abisi tarafından gördüğü iğrençliğe ne kadar sessiz kaldıysa, bugün bir o kadar haykıracaktı yapılan haksızlıklara. Kendinden emin bir şekilde eline aldığı megafonu açıp derin bir nefes aldı ve konuşmasını yapmaya başladı. Gazeteciler Minel'in fotoğraflarını çekmeye başlamışlardı. Bir ülkenin adaleti, o ülkede yaşanan milletin geldiği medeniyet düzeyini yansıtır. İlk önce bir kadın olarak hukuk fakültesinde okuyan geleceğin avukatı, hakimi, savcısı olarak en çok da bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak konuşuyorum. Bırakın kadına, hiçbir canlının artık şiddet görmesini istemiyoruz. Kadın olduğumuz için aşağılanmak, her türlü çeşitli şekillerde şiddete maruz kalmak, istediğimiz dışında bedenimize dokunmasını istemiyoruz. Her gün evimizden çıkarken sanki bir daha dönmeyecekmiş gibi hissetmek, sokakta yürürken ikide bir arkamıza bakmak, korkutulmak ve toplumsal baskıya maruz kalmak istemiyoruz. Eğer bu ülkede yaşayan insanlar Müslüman ise ve Müslümanlık dininde evlilik dışı ve zorla zina yasak ve haramsa, neden ülkemize gün geçtikçe bu olaylar artıyor? Neden hakimler, savcılar gereken cezayı vermiyor? Özge Can'ın suçu neydi? Özge Can'ın ne suçu vardı? O da bizim gibi öğrenciydi ve okulundan evine dönerken sapık bir dolmuş şoförü tarafından saldırıya uğradı. Özge Can tüm gücüyle karşı koyup savaşınca da dolmuş şoförü tarafından vahşice öldürüldü. 22 yaşında, zihinsel engelli Sinem, 5 aşağılık tarafından belki de defalarca tecavüze uğradı. Bu durum Sinem 16 haftalık hamileyken ortaya çıktı. Yakalanıp mahkemeye sevk edilen suçlular, Sinem çığlık atıp sesini çıkartmadığı için şu an aramızda gezmekteler. Zihin yaşı 11-12 yaşındaki bir çocuğa eşdeğer olan engelli bir birey, kendisinden akıllı ve güçlü insanlar karşı kendisini nasıl savunabilir? Bu kararı veren hakime ve savcılara soruyorum. Vicdan o ahlaksızları serbest bırakmaya nasıl el verdi? Arkadaşımıza yapılan bu iğrençliğin karşısında durmayıp, hoca müsveddesinin yanında yer alan rektörümüze soruyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı yalan ifade verirken? Başınızı yastığa nasıl rahat koyuyorsunuz? Bu ülkede kadın olmak, belki de bir intihar sebebidir. Tecavüze, tacize, her türlü baskı ve şiddete maruz kalıp susmamız istenir. Sesimizi çıkaramayız, rızası vardı denilir. Küçük yaşta evlendirilip sapık zihniyetli insanların kucağına atılır. Töre, namus denilerek zorla evlendirilip öldürülürüz. Bunların hepsi bu ülkede adaletin yokluğundan kaynaklanıyor. Ya adaleti getireceksiniz ya da kadınlar söke söke adaleti getirecek. Artık susmayın. Bizleri de susturmayın. Mina konuşmasının ardından megafonu arkadaşının eline verip polis memurlarının yanına doğru ilerledi. Başkomiser Hakan, biraz önce konuşma yapan kızın kendilerine doğru geldiğini gördüğünde merakla birkaç adım atıp polis arkadaşlarının önünde durdu. Mina birkaç adım sonrasında başkomiser Hakan'ın yanına gelip endişeli gözlerle ona baktı. İyi çalışmalar memur bey. Bizler tüm izinlerimizi alarak eylem yapıyoruz. Ama bir karşılıklık çıkmaz değil mi? Hayır hanımefendi, çıkmaz. Çıkarmaya çalışanlar olduğunda da hemen müdahale ederiz, merak etmeyin. Adalet istiyoruz. Rektör istifa.
Nidalar yükselmeye devam ederken polisler hareketlenip başkomiser Hakan'ın talimatıyla rektör binasının ana kapısına doğru ilerleyip etten duvar örmüşlerdi. Rektör ve suçlu hoca binadan çıkarılırken öğrenciler seslerini daha da yükseltmiş, sloganlarını daha da sertleştirmişti. Minel polislerin yanından ayrılıp zor da olsa Deniz'i yeniden buldu. Birlikte kol kola girerek slogan atmaya devam ederlerken birden kampüsün arka tarafından eli silahlı ve sopalı kalabalık bir öğrenci grubu Minellerin üzerine doğru yürümeye başladı. Bu dakikadan sonra ortalık savaş alanına dönmüştü. Polislerin yarısı rektör ve hocayı korumayı bırakmış, olaya müdahale ederken bir diğer yarısı rektör ve hocayı korumaya çalışıyordu. Minel ve Deniz ne yapacaklarını şaşırmış halde çıkış kapısına doğru koşmaya başladılar. Çığlıklar ve bağırışlar kulak tırmalayıcıydı. Etraf bir anda kan gölüne dönmüştü. "Koş Minel, ikinci kapıdan çıkalım." Minel Deniz'in peşinden koşmaya devam ederken ne olduğunu anlamadan iki kişinin kolundan tutmasıyla kalabalığın içine geri çekildi. Deniz'e sesini duyurmaya fırsat olmamıştı. Yediği şiddetli darbelerin vermiş olduğu acıyla çığlık atmaya başladı. Başına aldığı darbeler ile bayılmasına ramak kalmıştı. "Konuşmak kolay değil mi? Pis fahişe. Haydi sıkıyorsa şimdi konuş. Duyamıyoruz sesini. Haydi yine adalet istiyoruz." diye bağırsana. Küçük bir kalabalık sonunda olacakları düşünmeden bir yandan Minel'e bağırıp hakaret ederken bir diğer yandan da tekme ve yumruklarıyla karşılarındaki savunmasız kızdan hınçlarını alıyorlardı. Minel ağzındaki kan tadıyla kendinden geçmek üzereydi. Canı haddinden fazla acıyordu. Neden kimse gelip kendisini kurtarmıyordu? Bir süre arkasına bakmadan koşmaya devam eden Deniz, üçüncü seslenişinde de Minel'den bir ses duyamayınca yavaşlayıp arkasına döndü. Minel'i göremeyince endişe ve panikle bağırmaya başladı. "Minel, neredesin?" Deniz korkuyla bağırıp delice koşmaya ve Minel'i aramaya başladığında duyduğu fren ve korna sesiyle kendisine geldi. Yere diz çöküp hıçkırarak ağlamaya başladı. Arkadaşı neden yanında değildi? Ona bir şey olamazdı değil mi? Ne kadar süre geçtiğini bilmiyordu. Kokusuna aşina olduğu birisi tarafından sarsılmaya başladığında az da olsa kendisine gelmişti. O kişi Mert'ten başkası değildi. "Ne oldu Deniz? Bu halin ne?" Mert korkuyla ne olduğunu anlamaya çalışırken Yiğit de merakına yenik düşüp arabadan indi ve Mert'in yanına geldi. Okulda eylem yapıyorduk. Minel konuşmaya başladı. Sonra kalabalık bir grup bize saldırmaya başladı. Minel ile ikinci kapıya doğru koşmaya başladık. Bir süre sonra arkama döndüğümde Minel yoktu. Yiğit duyduklarıyla aklına kötü şeyler getirmemeye çalıştı. Minel'e bir şey yapmış olabilirler miydi? "Sen onun yanında kal, ben Minel'i alıp geliyorum." diyerek hızla koşmaya başladı Yiğit. İkinci kapıdan içeriye girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Bir eğitim alanı nasıl bu hale gelebilirdi? Gözleriyle etrafı tarayan Yiğit'in Minel'i bulması hiç de zor olmadı. 5 kişilik bir grup Minel'i ortalarına almış tekme tokat dövüyorlardı. Hızla Minel'in yanına doğru koşan Yiğit, çevik ve sert darbeleriyle bir iki kişi arkalarından saldırıp yere sermişti. Diğer 3 kişi ise arkadaşlarını yerde sürükleyerek korkuyla Minel'i yerde öylece bırakıp kaçmışlardı. Bedeni soğuk asfalt zeminle buluşan Minel'in içi ürpermişti. Soğukluk tüm bedenine yayılırken tüm vücudu titremeye başlamıştı. Kan kokusu genzine doluyor, midesi bulanıyordu. Hafif araladığı gözleri bulanık görse de karşısında eğilmiş, endişeli gözlerle kendisine bakan kişinin Yiğit Korazlı'dan başkası olmadığını anlamıştı. Karşısında kanlar içinde yerde titreyerek yatan bedenini baştan aşağıya süzdü Yiğit. Etrafına bir bakış atarak sarsmaya çalışarak Minel'i kucağına aldı. Yüzündeki ifadeden Minel'in canının acıdığını anlamıştı. Yavaş ve fakat seri adımlarla çıkışa doğru ilerlemeye devam ettiğinde Minel kendini bırakmak üzereydi. Minel'in hırıltılı sesiyle yarım bir gülüş eşliğinde sorduğu soruya Yiğit'ten anında karşılık gelmişti. Onun da dudağında yarım bir gülümseme can bulmuştu. "Yine ben geldim çakma İzmir güzeli, yine ben geldim." Gecenin en kuytu yerine korkuyla saklanmıştı yüreği. Alnından akan terler geçmişte yaşadığı acıların habercisiydi. Titreyen vücudu aslında ne kadar çok hasar aldığını fısıldıyordu boş duvarlara. İtiraz dolu inleme sesleri ulaşıyordu kulaklara. Siyah nevresim takımı terden renk değiştirmiş, daha da koyu bir siyaha bürünmüştü. Üzerine örttüğü yatak örtüsünün yarısı çoktan yeri boylamış yerlerde sürünüyordu.
Yapma anne diye bir feryat çıktı dudaklarından. Yine küçük bir çocuktu ve yine aynı işkenceye maruz kalıyordu. Karanlık bir odada cezasının bitmesini bekliyordu. Bir daha yaramazlık yaptığını görmeyeceğim. Annesinin o itiraz istemeyen korkunç sesi içindeki korku denizlerinde boğulmasına neden oluyordu. Nefes alamıyordu artık. İçi bile korkuyla dolup taşmıştı. Daha henüz 6 yaşında bir çocuktu. Titreyen vücudu daha da çok sarsılmaya başladı. Ağlamak bile yetmiyordu prangalarla bağlandığı kabustan kurtulmasına. Çıkar beni buradan. Söz bir daha yaramazlık yapmayacağım anne. Korkuyorum. Çıkar beni buradan. O kadar çok içten söylemişti ki bu cümleleri. Sanki yıllar önce defalarca yaşadığı bu olayı yeniden yaşıyordu. Sanki annesi gerçekten karşısındaydı. Sen çok farklı olacaksın Yiğit Korazlı. Herkes sana bakıp imrenmeli. Ailemize yaraşır bir evlat olmalı, şirketimizi başarıyla yönetecek bir iş adamı olmalısın ve bunun içinde çok çalışmalısın. Herkesten daha çok. Gerekirse hiç uyumadan, dinlenmeden, oyun oynayıp yaramazlık yapacak zamanın yok. 6 yaşındaki Yiğit hıçkırıklarla korkudan sarılmış ağlıyordu. Daha 6 yaşındaki bir çocuktan çok ağır şeyler istiyordu annesi. Oysa o sadece oyun oynamak istiyordu, tıpkı yaşıtları gibi. Karanlık odanın kapısı yavaşça aralandı. Beyaz ışık gözlerini yakıp acıtırken o beyazlığın içinden kendisine düşmanmışçasına bakan annesi elinde kemeriyle kapıdan içeriye girdi ve kendisine doğru ilerlemeye başladı. Hep böyle olurdu. Kendisi ne zaman annesinin istediklerine itiraz etse, annesi onu bu karanlık odaya hapseder, istediği şeyi yapması konusunda ikna ettikten sonra dayak faslı başlardı. Bazen bir terlikle, bazen bir sopa ile, bazen de kemer veya iple. Annesinin insafına kalmıştı küçük bedenin ne kadar ve nasıl darbe yiyeceği. Gözyaşları akmaya devam etti. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi, çözülmek bilmedi. Nefessiz kaldı. Anne yapma bile diyemedi. Dese ne olurdu ki? Annesi sanki kendisini dinleyecek miydi? Ardı ardına vurmaya başladı annesi. Kemerin vücuduna vurduğu andaki o çıkan tok ses kulaklarını tırmalıyor, yüreğini yakıyordu. Böyle ki bedenine saplanan acılardan daha çok acıyordu çocuk kalbi. Bir anne evladına bunu nasıl yapabilirdi? Bundan sonra bana karşı gelmeyeceksin. Bir kemer darbesi daha indi güçsüz ve zayıf bedenine. Ben ne dersem onu yapacaksın. Eğer yapmazsan daha çok böyle ceza alır, dayak yersin. Bir kemer darbesi daha. Bak yaşıtlarına, hepsi sanatla ilgilenip özel kurslara gidiyorlar. Sen de gideceksin. Onlardan daha akıllı ve yetenekli olacaksın. Anladın mı beni? Oyun oynamak yok. Yaramazlık yapmak yok. Yapma anne. Ben seni salak bir çocuk ol diye doğurmadım. Anne yapma. Yaramaz. Anne canım acıyor. Ahmak. Anne. Ben seni süs olasın diye doğurmadım. Anne yapma. Anne. 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 Sırılsıklam olmuş yatağında gördüğü kabustan bağırarak sıçradı Yiğit. Beyni ve duyguları karma karışıktı. Korkuyordu, titriyordu, üşüyordu ve yine yalnızdı. Her tarafı bembeyaz olan odasının her yerini eşit şekilde vuran loş ışığın altında küçücük bir çocuk misali mağrur bir duruş sergiliyordu. Kaç yaşında olursa olsun bu hiç değişmeyecekti. Ellerini ilk önce ıslak yüzünde, daha sonrasında nemlenmiş saçlarında gezdirdi. Kalbi halen delicesine atıyor, göğsü hızla inip kalkıyordu. Sakinleştirmek için ise kendisinden başka kimsesi yoktu. Annesinden kendisine miras kalan en acı şey yalnızlıktı. Sakin ol Yiğit. Her şey bir kabustu geçti. Bu sözleri ardı ardına kendisine tekrarlayarak ayaklarıyla kül rengi soğuk parkelerin üzerine basıp yavaş adımlarla banyoya doğru ilerlemeye başladı. Üzerini çıkartıp kendisini sıcak suyun esaretine bıraktı. Bir tek bu iyi geliyordu. Sıcak su kötü duygularını alıp götürüyordu. Arınıyordu korkunç anılarının yer aldığı geçmişinden. Bu kabuslarla bezenen gecelerinde bir umut beslemiyordu gelecek günlerine. Gözlerini her kapatışında annesinin o korkunç yüzü geliyordu gözlerinin önüne. Hani annelerin ayaklarının altındaydı cennet? Hani anneler melek kalpliydi? Oysa Yiğit en önemli ayrıntıyı yıllar sonra fark etmişti. Azrail de bir melekti, şeytan da. Annesi bunlardan hangisiydi? Şampuanın mentollü kokusu ciğerlerini yakarken vücudu istemsizce rahatlıyor, kasları gevşiyordu. Günler sonra yeniden gördüğü bu kabusun sebebini sorgulamaya başladığında
Bulması çok da zor olmadı. Binel'di sebebi. Onu o büyük kargaşadan kurtarırken bilinçaltından acı anıları çıkmıştı gün yüzüne. Yine o kız çıkıvermişti karşısına. Sinirlenmeden edemese de alışmıştı da. Bıktım artık senden. Neden girdin ki hayatıma? Dişlerinin arasından söylenirken aslında kendisine kızdığını çok iyi biliyordu. Kızın karşısına çıkan da kendisiydi, hayatına giren de. Bu itirafı onu daha da çıkmazlara sürüklerken o kitaplardaki kötü adamlar gibi olamazdı değil mi? Masum ve güzel bir kız olan Minel'e tutulamazdı. Birini sevmeyi elbette ki istiyordu. Bunu kendisine itiraf edeli çok olmuştu ama her şey isteyince olmuyordu. Bazı sorunlarını kendi içinde halletmeliydi. Minel'e karşı hissettiği duygu merhamet ve iyi niyetten öteye geçemezdi ve geçmemeliydi de. Ne ondan uzak durmaya karar verdi ne de yakın olmaya. Sadece olayı akışına bırakmak istedi. Duşunu aldıktan sonra banyodan çıkan Yiğit havlusunu beline dolayıp odasına ilerledi. Üzerine giyinip üç odalı evin mutfağına doğru ilerlemeye başladı. Su ısıtıcısına su koyup çalıştırdıktan sonra 4 tatlı kaşığı kahveyi büyük boy fincanın içine koyup suyun kaynamasını beklemeye başladı. Geçen dakikaların ardından evinin cam balkonundan İzmir'in eşsiz güzellikteki manzarasını izliyor, bir diğer yandan da kahvesini içerek düşüncelerinden kendisini soyutlamaya çalışıyordu. O günü düşündü, Minel'i apar topar hastaneye götürüşünü ve sonrasında yaşananları. Minel'in minnet dolu özür dileyişlerini. Bu düşüncelerle burukça gülümsedi. Her şeye inat, herkese inat, sil baştan yaşamaya çalışırken hayalindeki hayatı, bir yandan da iyi bir adam olabilmek için elinden gelenin de fazlasını yapmaya gayret gösteriyordu. Belki işe yarıyordu, belki de yaramıyordu. Bunu bilemezdi. Lakin artık insanların zihninde kötü adam profili çizmek istemiyordu. Abi, Yiğit Mert'in uykuyla harmanlanmış sorgulayıcı sesiyle çıktı düşünce denizlerinden. Başını sesin geldiği yöne çevirip bir baş selamı verdi kardeşine ve tekrar önüne dönüp sert kahvesinden bir yudum aldı. Yine mi kabus gördün? Evet. Haydi hazırlan, beraber abi kardeş dışarıda bir kahvaltı yapalım. Sonrasında da okula geçeriz. Mert'in en çok bu yönünü seviyordu Yiğit. Özellikle canının sıkkın olduğu zamanlarda hiç üzerine gelmiyor, kendisinin anlatmasını bekliyordu. Birlikte deniz kenarında salaş bir kahvaltı salonuna gidip oturdular. Etrafa, ağaçlara asılan rüzgar çanlarının çıkardığı sesler insanın ruhunu dinlendiriyordu. İzmir bugün güneşli bir havaya ev sahipliği yapıyor, insanın ruhuna bir bahar meltemi katıyordu. Karşılıklı çaylarını yudumlayan iki kardeş nihayetinde konuşmaya başladılar. Mert, o kızdan bir haber aldın mı? Yanlış hatırlamıyorsam ev arkadaşı senin sınıfındaydı. Evet abi, dün derse girmeden Deniz'e sordum. Minel'in durumu iyiymiş, bugün okula bile gelebilirmiş. İyi olmasına sevindim. Abi farkında değil misin? Neyin? İnsanlarla yavaş yavaş kaynaşmaya başlıyorsun. O eski buz küpü Yiğit Korazlı değilsin. Bunları söylemek için daha erken değil mi? Bence tam yerinde söyledim. Geçen gün yaptığın davranış dediğimin de kanıtı bence. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı Mert, abartma. Yiğit'in sert çıkan sesine inat Mert'in muzipliği yine iş başındaydı. O kadar insan vardı abicim. Ama bir sen yardım ettin Minel'e. Belki bu kahramanlığın altında senin de bilmediğin şeyler çıkabilir. Eline aldığı küp şekeri Mert'in kafasına atan Yiğit, saatine bakıp masanın üzerine hesabın parasını bıraktı ve ayağa kalktı. Zevzek zevzek konuşma, derse geç kalacağım, haydi kalk gidiyoruz. İki kardeş üniversitenin yolunu tutarken ikisinin de kafasında bambaşka düşünceler vardı. Güzel bir İzmir sabahına daha merhaba demişti Minel. Ağrılar olsa da kendisini eskisine nazaran daha iyi hissediyordu. Bugün günler sonra okula dönüyordu. Bugün günler sonra okula dönüyordu. Aynadan dış görünüşüne baktığında yeterince hazır olduğu kanısına vardı. Yüzüne makyaj yapmamıştı. Yaralarını kapatmak için büyük bir çabaya da girişmemişti. Suçlu kendisi değil, bunu yapanlardı. Utanacak olan kendisi değildi. Kararını vermişti. Ne yapıp edecek, kendisini bu hale getirenlerden hesabını soracaktı. Saçlarını açık bırakıp sadece taramakla yetindi. Siyah yarım kollu triko bir elbise giyinip, üzerine de siyah şalını aldı. Siyah botlarını giyinip çantasını boynuna taktıktan sonra sağ kolunun bandajını boynundan geçirip kolunun içine yerleştirdi.
evden çıkmadan unuttuğu kitaplarını güç bela çantasına yerleştirdikten sonra evden nihayetinde çıkabilmişti. Yürürken bacakları acıyordu. Aldığı darbeler yüzünden neredeyse her yeri mosmor olmuştu. Peki bu kadar acı çekmesine değmiş miydi? Tabii ki de değmişti. Suçlu hocanın davası yeniden açılmış ve hoca tutuklu yargılanırken rektör ifadesini doğrusuyla değiştirmişti. Tabii Minel de biliyordu ki rektörün bu hareketi yapmasının nedeni mağdur öğrenciye iyilik yapmak değil, koltuğundan ayrılmamaktı. Ah yavrum, geçmiş olsun. Nasıl oldun? İyi misin biraz daha? Mahallenin dedikodu ajansı olan Fikriye teyzesine içten bir gülümsemeyle baktı Minel. Sevmeye başlamıştı bu mahalledeki insanları. Tıpkı kendi mahallelerindeki komşuları gibi samimilerdi. Yapmacık olan insanları oldu olası hiç sevmezdi. Sağ ol Fikriye teyzeciğim, iyiyim şükür. Seninle kalıp sohbet etmeyi çok isterdim ama derse yetişmem gerekiyor. Ardına bakmadan hızla yürümeye başlayan Minel, canı acısa da umursamadı. Fikriye teyzesinin vereceği ızdıraptansa canın acıması daha iyiydi. Güç bela durağa geldiğinde çok şanslıydı. 2 dakika sonra gelen otobüse bindiğinde insanlar kendisine garip bakışlar atıyordu. Kapı tarafında en önde oturan bir genç kalkıp Minel'e yer vermişti. Kız yazık değil mi? Kimden dayak yedi kim bilir? Kıza yazık değil mi? Kimden dayak yedi kim bilir? Baksana elinde yüzük falan da yok. Kör olasıca babası ya da abisi mi yaptı acaba? Elleri kırılsın ikisinin de. Yazık günah ayol, gül gibi kız. Minel bu konuşmalar eşliğinde bir süre yolculuk yaptıktan sonra otobüsten inerken aklına gelen düşüncelerle bir anda huzursuz oldu. Okan belasını unutup çok güzel yaşıyordu ama son görüşmeleri olaylı geçmişti. Onu birazcık tanıyorsa bunun ne o yiğit denilen adamın ne de kendini yanına bırakmayacaktı. Okulun kapısının önüne gelerek ayakta beklemeye başlayan Minel, içeri girmeye bir türlü cesaret edememişti. Buradan en son yiğitin kucağında çıkmıştı. Bir daha aynı şeylerin yaşanmasından korkuyordu. Kampüsteki 3 kişilik bir grup öğrenci, Minel'in çelişkili durumunu fark etmişlerdi. Onun yanına gidip kendilerini tanıtan öğrenciler, isterse dersine kadar kendisine eşlik edebileceklerini söylediler. Minel yapılan bu teklifi çaresiz kabul etmek zorunda kalmıştı. Kendisinde tek başına okula girecek cesareti bulamıyordu. Dersliğin önüne geldiklerinde Minel herkese teşekkür edip sınıftan içeriye girdi. Sınıfta var olan uğultu, Minel kapıdan içeriye adım attıktan sonra kesilmişti. Herkes sessizce meraklı bakışlarla ona bakıyordu. Kalabalık sınıf grubundan bir kız sessizliği bozmak adına sırasından kalkıp Minel'in yanına geldi ve ona sıkıca sarıldı. Bu hareketle şaşıran Minel daha ağzını açmadan karşısındaki kız konuşmaya başladı. Merhaba Minel. Ben senin yanına gelmeyi çok istedim ama çekingenim biraz. Adım Buse. Tüm arkadaşlar adına sana çok teşekkür ederim. Yaptığın gerçekten büyük cesaret isteyen bir şeydi. O adamlara kafa tutabilmen. Keşke yaşanmasaydı ama ne demişler? Olmuş da ölmüşe çare olmaz. Şükür ki iyi atlattın. Bak ben yine çok konuşmaya başladım. Arada beni durdurman gerekebilir. Minel karşısında kendisiyle bıcır bıcır konuşan kızın enerjisine hayran kalmıştı. Aklına gelen fikir ile sağlam olan elini kıza doğru uzattı. Tanıştığıma çok memnun oldum Buse. Çok teşekkür ederim. İnan o an yapmam gerekeni yaptım. Oldu bitti. Daha fazla kurcalamanın alemi yok değil mi? Eğer yanındaki sıra boşsa, yani sıra arkadaşın yoksa seninle oturabilir miyim? Hayır yok. Olsa bile önemli olmazdı sanırım. Buse yine konuşmaya başlarken ikisi birlikte en öndeki sıralardan birisine oturmuş, ders için gerekli kitap ve defteri çıkarıyorlardı. Medeni hukuk dersinin hocası Sinan Hoca derse girmeden hemen önce Yiğit sınıftan içeriye girmiş, herkesi etkisi altına almayı başarmıştı. Bir kişi hariç. Buse içli bir nefes alıp Yiğit'e bakarken Minel Buse'nin bu davranışına göz devirmeden edememişti. Yok böyle bir yakışıklılık. Allah özene bezene yaratmış mübareği. Minel Buse'nin koluna bir cimcik atıp kendisine gelmesine yardımcı oldu. Ah ne yapıyorsun Minel? Buse'nin isyan dolu sesiyle Minel keyifli arkasına yaslandı. Seni kendine getirdim canım. Başka ne yapayım? Bu ne anlamadım ki? Herkes bu adama hasta. Bu adamın peşinde. Çünkü adam tam bir yürüyen şaheser. Şu yakışıklılığa duruşa bak. Bugün Sinan Hoca bizleri ikişerli gruplara ayırıp ödev verecek. Onunla eş olabilmek için dua edeceğim. Abartma Buse. Alt tarafı o da bizim gibi bir insan. Hatta biliyor musun? Nefes bile alıyor. Bizden ne eksiği var ne de fazlası.
Abartmayın şu adamı gözünüzde. Minel'in alayla söylediği sözleri işiten Yiğit, bakışlarını o sözlerin sahibine çevirdiğinde Minel Yiğit'e korkuyla baktı. Söylediği o sözleri duymamış olmasını diledi. Eğer duyduysa büyük ayıp etmiş olurdu. Kendisini son olaydan o kurtarmıştı. Üstelik kendisini büyük bir tehlikeye atarak. Yiğit'in vücudunda istemsiz bir uyuşma oluşurken Minel'in yanaklarının kızardığını görmüş ve onun neler düşündüğünü bir çırpıda çözmüştü. Çakma İzmir güzeli bugün de formda. Yiğit içinden söylenirken Minel'in sol tarafındaki sıraya oturdu. Defterini ve kitabını sıranın üzerine koyarken Sinan Hoca nihayetinde dersliğe girmişti. Merhaba çocuklar, günaydın. Günaydın hocam. Sınıfta yine bir uğultu baş göstermişken Sinan Hoca uğultuyu sözleriyle susturdu. Sınıf pür dikkat, Sinan Hoca'yı dinlemeye başladı. Dün akşam ben kendi kafamda gruplara ayırdım çocuklar. Eşlerinizi defterinize yazın, sonra gelip de bana sormayın. Aslı Aktepe ile Murat Biney, Dilara Karan ile Suude Pekmezci, Huse Günsür ile Caner Dağca. Huse'nin yüze eşini duyması ile düşerken Sinan Hoca grup isimlerini okumaya devam ediyordu. Minel eşleşeceği arkadaşını çok merak ederken içindeki tatlı heyecanı yerle bir eden o isim Sinan Hoca'nın dilinden döküldü. Son grupta Minel Akça ve Yiğit Korazlı. Ödev konularınızı masanın üzerine koyuyorum. Dosyalardan adınızı bulup bakabilirsiniz. Bu arada ödevinizi bir dahaki derse istiyorum. Her şeyi hallettiğimize göre artık esas ders konumuzu işlemeye başlayabiliriz. Sınıftan itiraz sesleri yükselirken Sinan Hoca dersi anlatmaya başlamıştı bile. Yiğit ve Minel çok gergindiler. İkisi de her karşılaştıkları andaki o garip gerginlikten hoşlanmıyorken şimdi beraber ödevi yapmak zorunda kalmaları büyük işkenceydi. Adama saydırdın ama yine de şanslısın kızım, kıymetini bil. Sus Buse, Allah aşkına sus. Kızım duyup yanlış anlayacak. Sonra al başına belayı. Kızlar konuşacaksanız sizi dışarı alayım. Sinan Hoca'nın uyarısı ile derse geri dönen Minel, sol eliyle notları defterine geçirmek için büyük bir çaba harcasa da pek başarılı olduğu söylenemezdi. Yiğit de bunun farkına varmıştı. Dersin bitiminde herkes grup eşiyle ödevinin konusuna bakarken Minel defterini ve kitabını Buse'nin yardımıyla çantasına koydu. Hocanın masasına doğru gidecekken birinin kolunu nazikçe tutmasıyla arkasına döndü. Bu hareketi bu sınıfta bir Yiğit yapabilirdi. Başkasını düşünmekte hata etmişti. Boşuna masaya gitmene gerek yok. Ben ödev konumuzu not aldım. İstersen bir yere gidip ödevi yapmaya başlayabiliriz. Minel karşısındaki adamın Yiğit olup olmadığını kontrol etmemek için kendisini zor tutuyordu. Bu konuşma biçimi, bu hal, bu tavırlar hiç onluk değildi. Neden karşında uzaylı varmış gibi bakıyorsun? Çünkü karşında uzaylı olmasa da ondan daha da ilginç bir dünyalı var. Sen laf sokmadan duramıyor musun Minel? Benim tabiatımda var bu. Alışsan iyi edersin. Yiğit Minel ile uğraşamayacağını anladığında konuyu değiştirmeye karar verdi. Nereye gidelim? Ben buralarda çok fazla yer bilmiyorum. Tamam o zaman, hadi gel gidiyoruz. Minel merakla Yiğit'in arkasından giderken aklında onlarca soru vardı. Bu adama ne olmuş da böyle uysal olmuştu? Kendisini nereye götürecekti? Hafif mafyamsı ve belalı bir tipi vardı. Cinayet kitaplarındaki kızlar gibi mi olacaktı sonu? Minel Hanım arabama teşrif ederseniz çok mutlu olurum. Ne ara arabanın yanına geldiklerini anlamamıştı Minel. Yiğit'in kinayeli lafını aldırmamaya çalışarak ön koltuğa binip emniyet kemerini zor da olsa taktı. Yiğit sürücü koltuğuna geçip emniyet kemerini taktıktan sonra gazı kökledi ve ödevi yapacakları yere doğru yol almaya başladılar. Biraz daha iyi misin? Uzun bir sessizliğin ardından Yiğit'in sorduğu soruyla başını pencereden Yiğit'e doğru çeviren Minel, minik bir gülümsemeyle bakışlarını kaçırdı. İyiyim, çok teşekkür ederim. O gün beni kurtarmasaydın belki de durumum daha kötü olacaktı. Ben sadece insanlık görevlerimi yerine getirdim. Bu arada iyi olmana sevindim. Bu konuşmadan sonra bir daha konuşmadılar. Yiğit arabasını salaş bir börekçi dükkanının önünde durdurdu. Minel etrafı incelerken önünde durdukları dükkanı görünce şaşırmadan edememişti. Yiğit Korazlı ve böyle bir dükkan ne alakaydı? Şaşkın şaşkın bakmaya devam edecek misin yoksa inecek misin? Minel Yiğit'in sözüyle hızla arabadan inerken bu şaşkın hallerine bir anlam verememişti. Birlikte börekçiden içeriye girdiklerinde Minel'i sıcacık bir ortam karşılamıştı. Küçük kulübe tarzında olan dükkanda kuzine soba hafiften yanıyordu. Kırmızı masa örtüleriyle uyum içinde olan ahşap masa ve sandalyelere renk gelsin diye rengarenk çiçekler masaları süslüyordu.
10 yaşlarında bir çocuk Yiğit'i görür görmez koşup ona sarıldı. Yiğit de ona sarılıp başına bir öpücük kondurdu. ''Nasılsın Mehmet?'' ''Hoş geldin abi, iyiyim. Sen nasılsın?'' ''İyiyim abicim. Bize sessiz sedasız bir köşe ayarlar mısın? Minel ablan ile ödev yapacağız.'' Çocuğun aklı karışmıştı. Ödevi çocuklar yapmaz mıydı? ''Tamam abi, hemen ayarlıyorum. Hoş geldin paşam, hoş geldin kızım.'' Nazlı Hanım elindeki unları üzerindeki önlüğüne sile sile Yiğitlerin yanına geldi. Yiğit hiç düşünmeden Nazlı teyzesinin elini öpüp başına koydu. Minel de Yiğit'ten sonra Nazlı teyzesinin elini öptükten sonra Yiğit Minel'i tanıştırdı. ''Nazlı teyze, hani sana bahsetmiştim ya yeniden talebe oldum diye. İşte sınıf arkadaşım Minel. Onunla ders çalışmaya geldik. Tekrar hoş geldin kızım. Geçmiş olsun.'' ''Yiğit oğlum, burası ders çalışılacak yer mi? Eviniz yok mu sizin? Hem Minel rahat olsun istedim, hem de senin o meşhur böreklerini çok özledim. Hınzır olan seni. Bir taşta iki kuşu vurdun yine. Haydi Mehmet ayarlamıştır masanızı. Geçin yerinize. Kızım sen neli istersin böreğini? Benimkinden olsun Nazlı teyze.'' Minel ağzını açmadan Yiğit onu emrivakisiyle susturmayı başarmıştı. Bunu tabii ki de Yiğit'in yanına bırakmayacaktı. Birlikte Mehmet'in gösterdiği masaya geçtiler. Masaları terasın en ucunda sessiz sakin bir yerdeydi. Yemyeşil ağaçların yansımasıyla enfes bir görüntü sunan göl seyirlik bir manzara sunuyordu. Minel merakla etrafı incelerken sormadan edemedi. Her zamanki gibi merakına yenik düşmüştü. ''Burası çok güzel. Senin gibi bir adamın geleceği bir yer değil. İtiraf ediyorum ki çok şaşırttın beni. Nazlı teyzeyi nereden tanıyorsun?'' ''Küçükken geldiğim bir yerde. Börek konusunda buranın dışında hiçbir yer tanımıyorum. Nazlı teyze ve torunu Mehmet bakıyor buraya.'' Nazlı teyzenin kocası Kamil amca ile Mehmet'in annesi ve babası 3 yıl önce birlikte geçirdikleri trafik kazası ile vefat ettiler. ''O günden sonra daha sık geliyorum buraya.'' Minel duyduklarıyla üzülürken Mehmet elinde taşıdığı küçük tepsiyle masanın üzerini resmen donatmıştı. 4 çeşit börek ve nice güzel yemek iştahı olmayanı bile ağzını sulandırıyordu. Bu güzel görüntü Minel'in hiçbir zaman bitmeyen iştahını daha da açmıştı. Evet, o çevresindeki çoğu kıza nazaran yemek yemeyi seven bir kızdı. Tabağını azar azar masadaki yiyeceklerden aldıktan sonra böreği çatalıyla bölmeye çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu. Yiğit mis gibi kokan yemeklere daldığı için bunu sonradan fark etmişti. Minel'in tabağını ona sormadan önüne alıp börekleri lokmalar halinde böldükten sonra geri tabağı Minel'in önüne koydu. Minel Yiğit'in bu yaptığı hareket karşısında ne diyeceğini bilemedi. Göz ucuyla ona bakıp teşekkür ederim diyebildi sadece. Afiyet olsun. Minel böreklerin tadına doyamamıştı. O kadar lezzetliydiler ki insan doysa bile yiyesi geliyordu. Yemek boyunca gözlerini kapatıp hem böreğin hem de temiz havanın tadını çıkardı. Yiğit'i buraya getirdiği için sonrasına teşekkür etmeyi aklının bir yerine not etti. Yaklaşık yarım saatin sonunda yemek faslı bittiğinde birlikte ödevi yapmaya başladılar. Konuyu araştırıp özet çıkardıktan sonra Minel özeti okuyor, Yiğit ise temiz kağıda geçiriyordu. Bu böyle 2 saat kadar sürdü ve sonunda nihayet ödevlerini bitirmişlerdi. İyi iş çıkardık. İyi iş çıkardım desem daha iyi olur. Ben sadece okudum. Asıl yük sendeydi. Yiğit ve Minel sohbetleri esnasında Mehmet'in getirdiği taze çayları yudumlamaya başladılar. Minel yemek boyunca ve ödev yaparken kendine itiraf ettiği şeyi daha fazla içinde tutamayacağını anladığında Yiğit'e de anlatmaya karar verdi. Sana zengin züppesi diyerek haksızlık etmişim. Yani göründüğünden çok farklıymışsın. Yiğit Minel'in bu itirafına şaşırmıştı. Tek kaşını kaldırırken çayından bir yudum daha alıp arkasına yaslandı. Ben nasıl görünüyormuşum? Gerçekleri duymak ister misin? Elbette. Minel tam konuşacağı esnada Yiğit'in telefonu çaldı. Masadan izin isteyerek kalkan Yiğit bir süre telefon konuşmasını yaptıktan sonra masaya geri döndü. Minel, üzgünüm ama benimle ilgili gerçekleri daha sonra saklaman gerekiyor. Önemli bir toplantı için beni bekliyorlar. Kalkmamız lazım. Merak etme, istediğin zaman söylemeye hazırım. Yiğit hesabı fazlasıyla ödedikten sonra Nazlı teyze ve Mehmet ile vedalaşıp arabaya bindiler. Sen beni yakınlardaki bir otobüs durağında indir, ben giderim. Yiğit Minel'in bu teklifine itiraz etmedi. Beraber ödev yapsalar da çok da yakın değillerdi. Arabasını en yakın otobüs durağına doğru sürmeye başladı. Minel göz ucuyla Yiğit'e bakıp başını yeniden cama doğru çevirmişti. Bugün için çok teşekkür ederim. Minel'in teşekkürüne karşı Yiğit'in cevabı gecikmemişti. Önemli değil.
Durağa geldiklerinde Minel arabadan inip otobüsü beklemeye başladı. Yiğit ise toplantıya yetişmek için son sürat arabasını sürmeye devam etti. Yiğit bilmese de Minel ile yavaş yavaş zincirlerini kırıyor, hayalindeki Yiğit'e bir adım daha yaklaşıyordu. Annesinin yıllarca yaptığı eziyetlerle büyüyen Yiğit, bu değişime karşı daha ne kadar dayanabilecekti? Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.